Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Dolar altını, gümüşü, kripto paraları ve borsamızı konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki de güzel gördüğüm projeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü piyasalarda gerçekten hani bu projelerde, paylaştığımız projelerde vesaire bu zamanlarda çok güzel kazançlar sunabiliyor. Özellikle kripto rallisinin başladığı dönemlerde altcoin'lerde çok güzel karlar elde ediyorduk. Yani 10x, 20x, 30x gibi. Şu an bu karlar hani biraz düştü. Ee, daha doğrusu katlayan coin sayısı düştü. Ama projelerde yeni çıkan projelerde e, piyasaya sürülen projelerde e, bu tür kazançlar hala mümkün. O yüzden ben hoşuma giden projeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi e, önemli haber akışları vardı. Özellikle 16. saltın haftayı 1860'ın üzerine kapat, atarak kapattı arkadaşlar. Tabii ki de son birkaç haftadır ABD tarafından gelen açıklamalar vardı. Neydi bunlar? İşte Rusya ve Ukrayna arasında gerginlikten bahsediliyordu. Her an işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair haberler geziniyordu son birkaç haftadır. E, ve dün ABD tarafından Beyaz Saray tarafından arkadaşlar. Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilir diye bir anda haberler e, gelmeye başladı. Arda arda açıklamalar gelmeye başladı. Bunun öncesinde zaten Rus ordusunun harekete geçtiğine dair böyle haberlerde manşetlerde yer alan haberler vardı. Rusya da yalanlamadı bunu. Bir harekat var. E, bazı olaylar dönüyor. Gerginlik var. Hatta şunu belirtti. Bunu kabul ettiler. Ama ABD de buradaki gerginliği artırmak için peş peşe açıklamalar yapıyor denildi. Buradan savaş çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Bu haberler daha çok su götür arkadaşlar. Rusya Ukrayna'yı işgal etmese bile emin olun 10 saltın bakın bu haberlerle 1860'ın üzerine direkt gitti. Bir de dünyada enflasyon riski var. Zaten enflasyon patlamış durumda ve dünyada henüz zirve olarak enflasyonu görmedik. Enflasyon dünyada daha Büyük hareketini yapmadı pik yapmadı arkadaşlar İlerleyen zamanlarda bunu da göreceğiz ve bunlara bakarak arkadaşlar zaten altında bir yükseliş bekliyorduk altında beklentilerimizi yavaş yavaş karşılamaya başladı bu hafta içinde işte Putin ile Biden arasında kritik bir görüşme gerçekleştirileceği söyleniyor çok bir etkisi olmayacaktır zaten karşılıklı bir benzer açıklamalar gelerek yapılan bir konuşma olacaktır. Rusya yine bildiğini okumaya devam edecektir arkadaşlar. E, piyasalar kapanırken Fitch'ten arkadaşlar bir açıklama geldi. Türkiye ile ilgili Türkiye'nin kredi notunu maalesef düşürdü. BBX'den B indirdi arkadaşlar. E, görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Birçok açıklama var. İşte yüksek enflasyona vesaire burgu yapıldı. Biliyorsunuz enflasyon Türkiye'de %48'in üzerine çıktı. E, ve dünyada Avrupa'da en yüksek Dünyada ise arkadaşlar 5. 6. sırada yer alıyoruz. En yüksek enflasyon rakamlarında. Bir de bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre arkadaşlar. Yabancı kurum ve kuruluşlar kendilerine göre tahminler yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına güvenmediğini söylüyorlar. Onların açıkladığı rakamlar tabii ki de çok çok farklı. Bunun yanı sıra arkadaşlar işte Ukrayna gerginliğinden sonra petrol fiyatları da tekrardan rekor, rekor kırdı. Petrolün rekor kırması ne demek? Tabii ki de Yeni zamların yolda olması demek arkadaşlar. Bu da enflasyonu tetikleyecek, körükleyecek haberlerden birkaç tanesi diyebiliriz. Şimdi altın dedik, Rusya dedik, Ukrayna dedik. Hemen altında başlayalım isterseniz. Şöyle kısaca direkt net olarak beklentilerini sizlerle paylaşacağım. Şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Dünkü hareketle beraber altında çok kritik bir nokta kırıldı. Bakın size sabır dedik. Yakın zamanda bir hareket geliyor dedik. Ee, ve dün işte bu haberlerle beraber zaten yükselen bir trendi vardı. Ee, çok güzel bir geri dönüş ve hızlı bir şekilde bakın direncini test etti. Peki şimdi ne bekliyoruz? 1835-1840 civarları bundan sonraki süreçte işte ben 10 altında destek olarak görüyorum arkadaşlar. Bakın şuraya da tekrardan bir yatay destek atalım hemen 1800 30'lara. 1830'lara geri çekilme olabilir ama bundan sonra 10 altında benim beklentim yukarı yönlü trendin devam etmesi. Rusya Ukrayna gerginliği bakın bunu besleyecek. ABD tarafından gelen açıklamalar bunları besleyecek, tozu biberi olacak. Gelen enflasyon rakamları dünyada bunu besleyecek arkadaşlar. Özellikle ABD'deki tarım dışı işte işsizlik verileri vesaire bunlar da etkisi olacak. En çok dediğim gibi gerginlik ve enflasyon besleyecek ve altında 1830 destekli 1900 dolara doğru çıkışlar devam edecek. Arada 1880 direnci var. 1900 dolar kısa vadeli altında hedefimiz diyebiliriz artık. Altında hareket devam ediyor. Altın yatırımcı sabırlı olmalı. Altın değerlenmeye devam edeceğini ben kendi adıma düşünüyorum arkadaşlar. Gram altında tabii ki 800 TL üzerine gitti. Bakın dolar TL hani böyle geri çekilmeler oldu vesaire. Ons altınla beraber gram altına tekrardan yönüne yukarı çevirmiş oldu. Şimdi 800 TL üzerindeki hareketlerde ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Hani dün hatta 800 onlara kadar gitmiş. 825 kısa vadeli bu hafta içi görülebilecek ilk direnç noktalarımızdan bir tanesi. Dolar TL bakın şu anlık katılmadı bu harekete. O yüzden hani sınırlı olabilir. 865, 880, 10 saltın işte 1900'e gittiği senaryolarda konuşulabilecek rakamlar. Dolar TL'de katıldığı zaman tekrardan 1000 TL'nin üzerine giden bir gram altında karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Buna bakarak geri çekilmeler fırsat. Hani bu saatten sonra geri çekilme olur mu? Olursa 780, 760 desteğimiz var. Oralarda birer fırsat. Yükselişler devam edecektir arkadaşlar. Hemen dolar tl'ye geçmek istiyorum. Dolar tl'de yatay sıkıcı trend devam ediyor. Ama Rusya'da bakın Rus rublesi arkadaşlar. E, dolara karşı gelen haber akışlarından sonra birkaç saat içerisindeki hareketlerini size göstereyim. 74'lerden bir anda 77'lere giden bir Rus rublesi gördük. %5'e yakın ruble dolar karşısında değer kaybetti arkadaşlar. Bu para birimleri bizim para birimleriyle e, benzer para birimleri arkadaşlar. Yani Rus rublesi değer kaybediyorsa dolar TL'de emin olun etkiler. Çünkü e, birçok Rusya ile ilişkilerimiz var, çevre ülkelerle ilişkilerimiz var. Hatta bazı zamanlarda şunu söyleyeyim 2016-2017 yılında Rus rublesi deli gibi değer kaybederken dolar TL'de de değer kayıpları karşımıza çıkmıştı. Çünkü bizim Rusya ile farklı bir bağlantımız var. Hem biliyorsun Suriye tarafında hem de diğer ticari ilişkilerde arkadaşlar birçok bağımız var. Dünyada hatta böyle Şangay Beşlisi vesaire denirken e, Rusya bizim ülke vesaire anılıyor arkadaşlar. O yüzden Rus rublesinin değer kaybetmesi dolar TL'yi de etkileyecektir. Yani jeopolitik konumlar e, çok önemli arkadaşlar. Önümüzdeki dönemlerde e, Rusya'da olabilecek herhangi bir olumsuz olay veya da Ukrayna'da yaşanabilecek gerginlikler Dolar TL'yi de etkilemeye devam edecektir. Dolar TL hafta yolmuş kapattı. Güzel baskı kullanıyor. Bu baskı nereye kadar devam edebilir? Veya da nereye kadar tutulabilir? Ben size şunu söyleyeyim. Hani dolarda benim dip beklentim 13-13-20 aralığı. Kişisel olarak bu rakamların altını çok fazla beklemiyorum. 14 trend ise genel bir hedefimiz. Bu yatay trendi e, baskılayabildiklere kadar baskılayacaklar. Yani doları burada tutabildiklere kadar tutacaklar. Ama dediğim gibi 13 desteği korunacaktır. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Bakın investikten investing'den vesaire baktığımızda dolar telerimiz haftalık grafikler günlük grafiklerde süper trend değerleriyle hareketli ortalamalar arasındaki sıkışmayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Haftalıklarda size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela MACD'ye bakın MACD sata dönmüş durumda. Hani böyle baktığımız zaman aslında dolar tl'de şunu söyleyebiliriz. 13.90 üzerine atmadıkça 12.70'lere kadar, 12.60'lara kadar geri çekilme ihtimali duvar teknik analize göre. Ama dolar TL son birkaç yıldır teknik analizden bağımsız bir şekilde hareket etmeye başladı. Yani tamam bazı dirençler geçildikten sonra sonra çok sert hareketler görüyoruz. Fakat daha çok temel haberler dolar TL'nin yönünü belirlemede etki ediyor arkadaşlar. Yani ben buna bakarak şu an Hani tekniğe baksam 13.90 geçilmedikçe benim dolar tl'deki hedefim 12.5-12.70 derim. Ama temele baktığımızda artan enflasyon, Rusya'daki gerginlik, ee Fed'in Mart ayından sonra çok sert bir şekilde faiz artımlarına başlaması 14 Şubat'ta bakın acil toplanma kararı, kararı aldı. Buna bakarak dolar tl'de ben temel olarak arkadaşlar yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yani 13-13.20 desteğini korunacağını düşünüyorum. 14 direncine doğru atakların devam edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir olumsuz haberle 14 direncinin geçilmesiyle 15 TL'ler tabii ki hedef haline gelecektir. Peki borsada neler oluyor? Hemen ona bakalım. Şimdi borsa tarafı da çok güzel geri dönüş aldık. Ben size şunu dedim. 1980'e geri çekilirse özellikle özellikle majör hisselerde alımlar yapılabilir dedik. Ee, buradan da çok güzel bir geri dönüş geldiğini görüyoruz. Hedefimiz geçilmesi geçilmesiyle 2100'lere doğru bu hafta içerisinde borsada çıkışların devam etmesi. Ama şunu belirteyim bakın e, Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik arkadaşlar ABD borsalarında satışları neden oldu. Rus borsası gene aynı şekilde büyük ihtimal pazartesi günü satıcılığı açılacak. Bu da bizim borsadaki 2100-2150 kısa vadeli hedefimizi bir tık Tekrardan şöyle bir 1980-2000'e doğru bir geri çekilme olabilir. O da fırsat olacaktır bunu belirteyim. Oraya gelirse tekrardan alım yönünde ben pozisyonlar alırım. Borsadaki yükselişler devam edeceğini düşünüyorum. Devam edecektir arkadaşlar. Özellikle büyük hareket için 2150 seviyesi geçtiğinde tekrardan 2400'e doğru savrulmalar göreceğiz arkadaşlar. Hemen buradan da fazla uzatmadan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi tabii ki diğer enstrümanlar haftalık kapanışlarını yaptı. Ama Bitcoin'de bildiğimiz gibi hafta sonunda işlem görüyor. Şimdi Bitcoin'de ne beklemeliyiz? Size şunu aktarayım. Bu arada Bybit'ten çok güzel bir kampanya var. Hemen kısa bir şekilde duyuracağım arkadaşlar. Bizim takipçilerimiz özel, ee, benim referans linkimle aşağıdan kayıt olup ilk defa alım satım yapanlar için biliyorsunuz ki e, buy bitti işte launchpad'den e, ön satışa çıkan projeler gerçekten güzel primler yapıyor. İlerleyen zamanlarda tap Fantasy diye bir tane e, proje sergilenecek. E, bunun için alım hakkı tanınacak arkadaşlar. Kimlere? E, daha doğrusu çekilişle belirlenecek. Benim aşağıdaki referans linkimden kayıt olup işte 10 dolarlık 20 dolarlık alım satım yapan kişilere zaten burada var. 3 kişi seçecek ve onlara 50 dolar değerinde alım satım e, Top Fantasy'den ön satıştan alım hakkı tanınacak arkadaşlar. Neredeyse o da 3 kişi 150 dolar değerinde. Hani 25x 30x yapıyor buradaki projeler ön satıştan alanlar için. E, hiç elinde bit tutmadan bunlara e, bu kişilere bu alım hakkı tanınacak arkadaşlar. Siz derdi benim referans linkimden kayıt olun. Bu sayfayı ben aşağı koyarım. Buradan da inceleyin. Zaten çok basit. 10 dolar değerinde alım satım yapıyorsunuz. E, böyle bir tap fanteziden arkadaşlar launchpad'de ön satışta sergilenecek bu projeden alım hakkı kazanıyorsunuz. Şimdi e, bitcoin'de ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Bitcoin'de ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 41.500 desteği korunacaktır bakın 41.500. Ben şunu şu şekilde göstereyim. Altına iğneleme gelse de ben buradaki şöyle ters omuz baş omuz formasyon çalışacağını düşünüyorum. Yani 41.500 41.000 desteği korunacak. Sonra bitcoin tekrardan bakın 45.000'e doğru yol alacak. Daha sonra şuradaki boyun seviyesi kırıldıktan sonra benim bitcoin'deki beklentim 54 bin dolarlar. Bakın bunu Bitcoin 42 bin dolardayken söylüyorum. Ee, bunda bunu da bilgisini vermiş olayım. Bitcoin'deki benim beklentim bu şekilde. Telegram'dan vesaire ben işte böyle coin'ler vesaire paylaşıyorum. Böyle kısa vadeli işlemler. Onları da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda zaten Telegram adresi vesaire var. Şimdi size bir tane projeden bahsetmek istiyorum. Enfiti Mall diye bir tane proje. E ee, kendi araştırdığım, hoşuma giden, kendimin de yatırım yaptığı, yatırım yaptığım projeleri sizlerle biliyorsunuz ki paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bu proje ne işe yarıyor? Ee, şunu belirteyim işte kendi sloganları dünyanın ilk NFT müzayede evi ve fiziksel olarak kullanılabilir NFT pazar yeri. Çok güzel bir takipçi kitlesi var. Twitter'dan vesaire göstereceğim ben size zaten. Bayağı kalabalık. Hepsi organik takipçi. Bunun yanında arkadaşlar kendi gemleri var tabii ki de bildiğiniz gibi. Özellikle bu proje ne işe yarıyor? Ben size biraz bunlardan bahsedeyim. Kendi enfitilenizi arkadaşlar burada bu sitede sergileyebiliyorsunuz. Reklamını yapabiliyorsunuz ve fiziksel olarak bunları kullanabiliyorsunuz. Birçok ağı destekliyor. E, hatta geçenlerde bununla ilgili haberler de yapıldı. Özellikle Avalanche ağı da e, dahil oldu. Zaten BSC ağı ondan sonra poligon ağı vesaire zaten NFT molla entegreli. Bunun yanına Avalanche'i de eklediler. Bu da güzel bir haberdi. E, fiyatların ben düşmesini bekliyordum bu projeyi paylaşmak için. fiyatlarda da baya bir geri çekildi. Onu da sizlere göstereceğim zaten. Fiyatlarda ucuzlamışken sizlerle paylaşmak isterim. Tabii ki de sizler de araştırın. Sizler de bakın bakın sitesi nftmall.io. E, zaten aşağıya ben koyacağım sitelerini vesaire. White Paper'larını ben inceledim. Birçok şeyleri var. Gerçekleştirdiği e, adımlar var. O White Paper'da yer alan. Zaten gerçekleştirecek de adımlar da var. Onlar da yavaş yavaş yapıyorlar. Zaten Telegram gruplarına vesaire girerseniz görebilirsiniz. Kendi NFT'nizi burada sergileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Reklamını yapabiliyorsunuz. Fiziksel olarak kullanabiliyorsunuz. Tanıtımlarını yap yapabiliyorsunuz. E, çok da zincir desteği var. Zaten birçok ağ destekleniyor. Bakın fiziksel olarak kullanılan e, tek proje arkadaşlar NFT'de. Bu da güzel bir özellik. E, daha sonra birçok illi ufaklı e, özellikleri var. NFT mol başlatma paneli e, vesaire. E, bunun yanında arkadaşlar kendi işte pazar madenciliğinizi yapabiliyorsunuz. Daha sonra e, ben size böyle şeyler de göstermek istiyorum. Hani white paper'ını zaten buradan inceleyebilirsiniz. Bunlar da ee, yolu haritaları arkadaşlar gerçekleştirdiği şeyleri burada görebilirsiniz. Ee, daha sonra bakın arkadaşlar coin e, geko'da Gecko'da zaten listeli. Buradan bakın size açıp göstermek istiyorum. Proje şöyle göstereyim ben size. Bunu 2-3 hafta önce paylaşacaktım aslında. Ama fiyatların birazcık geri çekilmesini bekledim açıkçası. Hani fiyatlar böyle bayağı bir ucuzlamışken sizlerle paylaşayım dedim. Arzı sınırlı bir ürün arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon adetle sınırlıydı. Ee, ve fiyatları da oldukça geri gelmiş durumda. Yani düzeltme yapmış durumda. Özellikle Bitcoin'in geri çekildiği dönemlerde. Biliyorsunuz ki Bitcoin'in böyle ufak bir hareket sergilediği zamanlarda bile arkadaşlar bu gen projeleri, projeleri gerçekten güzel kazançlar bırakabiliyor. Tabii ki de hani ters durumlarda yüksekten aldıysanız vesaire de hani zarar da ettirebiliyor ama şu an fiyatların ucuzladığı için bayağı bir ucuzladığı için ben kar ettireceğini düşünüyorum açıkçası. Coin Market Cap'te gene listeli arkadaşlar. Buradan da inceleyebilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman dediğim gibi yani e, arzı sınırlı ve gerçekten hani fazla bir arzı yok. Yorumları vesaire buradan okuyabilirsiniz. Gerçekten güzel yorumlar var. Daha sonra arkadaşlar şöyle fiyatını da göstereyim size Dexsus'tan. Kontrat adresleri vesaire zaten aşağıda var. Ben gene videonun altına koyarım arkadaşlar ilgilenenler için. Şöyle göstereyim ben size fiyatları. Bakın fiyatlar arkadaşlar neredeyse 2021 Kasım ayındaki dip seviyelere yaklaşmış durumda. Mesela Kasım ayından sonra arkadaşlar Kasım ayında Kasım ayından itibaren fiyat neredeyse size şöyle göstereyim Şöyle bir e, %540 arttı arkadaşlar Yani bu ne demek 6x yapmış Kasım ayında alan birisi bu coini e, Ocak ayında 6x yapmış Bunun gibi birçok al sat fırsatı sundu bu coin Fiyatlar tekrardan Kasım ayındaki fiyatlara yaklaştığı için ben bu coin'i sizlerle, bu token'ı sizlerle, bu gemi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Fiyatları gerçekten ucuzlamış durumda. Hatta şöyle bir de ekranını büyütebiliyor muyum? Şöyle bir bakayım. Evet şu an büyütme ekranını göremedim ama dediğim gibi fiyatlar Kasım ayında. 2021 Kasım ayındaki dip seviyeleri inmiş durumda. Hatta ocağı. Ocağın başında arkadaşlar yani yılbaşından sonra inanılmaz derecede arttı. Şimdi tekrardan o seviyeleri düzeltme gördük. Bakın bitcoin tepki verdi yerlerde vesaire çok güzel e, tepkiler veriyor. Çok güzel yükselişler gerçekleştiriyor. Bu piyasada 6x gerçekten e, muazzam bir rakam diyebilirim arkadaşlar. Fiyatlar da şu an gayet ucuzlamış durumda. Dediğim gibi sizler de biraz inceleyin. Bunun yanında arkadaşlar bakın Sertik onaylı. Ee, şey var denetim var arkadaşlar biliyorsun sertikten de e, onay almak denetim almak kolay değil bunda belirli bir şartları var ee, gayet güzel aşağıya ben tüm linklerini vesaire koyacağım sizler de inceleyin dediğim gibi bu tarz projeleri paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar hoşçakalın